Kendine Bilgi ailesi tekrar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi bu videodaki konumuz şu: bilinçsiz YouTube tüketicileri, bilinçsiz kitap okuyucuları, bilinçsiz herhangi bir platformda zaman harcayan insanlar. Nasıl? Şimdi bazı YouTube videolarında görüyorum, mesela adam bir konu anlatıyor. Yoruma şu yazılıyor. Diyor ki hadi be kardeşim, zamanımız kısıtlı veyahut İşte 30 dakikalık bir video, 40 dakikalık bir video, zamanım çöp oldu. Şimdi genel toplum portföyüne baktığımız zaman üreticiliği çok az bir toplumuz. Yani her anını, her dakikasını bir şeyler üreterek geçiren bir toplumumuz yok. Yani %10, %15 olsun. Hadi en iyimser rakamla. Şimdi güzel kardeşim, sen o video biter bitmez veyahut o video 30 dakika, 40 dakika değil de 6 dakika olsaydı 7. dakika ne yapacaktın? Kendine öncelikle bu soruyu sor. Gidip atomu mu parçalayacaksın? Hayır. Oturup bir tez mi yazacaksın? Hayır. Oturup akademik bir makaleyi mi inceleyeceksin? Hayır. Veyahut bir kitabı teknik olarak inceleyecek misin? Yazarın iç dünyasına girmek için altını çizeceğin satırlar üzerine düşünecek misin? Hayır. Gidip bir yeri mi kurtaracaksın? Bir yangını mı söndüreceksin? Hayır. Yapacağın şeyi ben söyleyeyim. Büyük bir çoğunluğun, bunu yapmayanları tenzih ederek söylüyorum, gidip Reels veya Shorts videolarını kaydıracaksın veyahut TikTok'ta takılacaksın veyahut Netflix'te bir dizi açıp izleyeceksin. Şimdi bunu yapmak elbette kötü bir şey değil. Zaman kısıtlaması olursa, yani kendine bir zaman aralığı belirlersen, şöyle: günde ben en fazla bir saat Netflix'te takılabilirim veyahut sevdiğim, takip ettiğim Netflix dizisinden bir bölüm izleyebilirim. Kendini kısıtlamak, bu özgürlüğe giden yoldur. Bir insan kendisini ne kadar kısıtlarsa o kadar özgürleşir. Şimdi burada ters bir psikoloji var. Genelde bize nasıl öğretildi özgür insan modeli? Kafasına göre, hasbel kader karşılaştığı olayların akıntısına kapılan, kafasına eseni yapan, tamamen hedonik bir yapıda, haz odaklı, canı ne isterse onu yapan, arzularının peşinden koşan insan bize özgür insan modeli olarak tanıtıldı bu toplumda. Şimdi bir toplumu ele geçirmeniz için kavramların içini boşaltmanız lazım. Buradaki özgürlük kavramının içi de bu şekilde boşaltıldı. Yani zincirlerinden kurtulmuş, tamamen özgür, çok özür dileyerek bir örnek vermek istiyorum, doğadaki vahşi bir hayvan gibi. Kaldı ki onların kendi ekosisteminde, kendi yaşantılarında bir sistemleri var. Bir otokontrol, otomekanizma şeyleri var. Ne zaman dinleneceği, ne zaman uyuyacağı, güdüsel olarak veya düşsel olarak fark etmez. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bir sistemleri var. Yani buna benzetme yapmam bile yersiz aslında. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bilinçsiz tüketici nasıl oluyor? Ben izlediğim bütün YouTube videoları, bütün filmler, bütün kitap, okuduğum bütün kitaplar, bunları yaparken yanında hep bir not defteri olur. Neden biliyor musun? Eğer ben o videoya 30 dakikamı ayırıyorsam, o videodan dolu bir şekilde çıkmam lazım. Dolu bir şekilde derken böyle heybemi tıka basa doldurmaktan bahsetmiyorum. Oradan kapacağım bir kelime benim hayatımda bir dönüm noktası olabilir veyahut bir ivme kazandıran sıçrama tahtası olabilir. Bir turbo gibi düşün. Hızımı arttıracak veyahut adaptasyonumu arttıracak bir bilgi olabilir. Sadece bir kelime. Yani adam, atıyorum, 30 dakikalık bir videoda 30 bin kelime kullandı ama iki kelime kullandı ve hayatımı çok farklı bir yöne eğilmesine sebep oldu veyahut bakış açımı, vizyonumu genişletti gibi. Sevgili Hakan Günday'ın güzel bir sözü var. Der ki, siz 600 sayfalık bir kitap okursunuz, iki cümlenin peşindesinizdir. O iki cümleyi elde ettiğiniz zaman geri kalan, atıyorum, 150 bin kelime çöp olur sizin için. Çünkü siz o iki kelimeye odaklanırsınız. Alıp hayatınıza entegre edeceğiniz bilgi odur çünkü. Gibi. Buraları ben biraz açtım. YouTube'da bir sürü insan var. Faydalanabileceğiniz o kadar çok insan var ki anlatamam. Şimdi ben bazı videoları izliyorum mesela. Adamı göremiyorum. O kadar video kalitesi düşük ki, sesi, mikrofonu bozuk ki, 45 dakika. Şimdi başlık çok iyi.
Zaten ilk 20 saniyesinde o adamın bilgili olup olmadığı, yani o konuya hakim olup olmadığı belli. Bu da benim izlememe sebep oluyor. Yani izlemeye devam etmeme sebep oluyor. Şimdi kağıdım kalemim yanımda. Adam çok ağır konuşuyorsa 1.25, 1.30'a alıyorum, hızlandırıyorum ve notlar alarak gidiyorum. Adam duruyor duruyor 15. 16. 17. dakikada veyahut 20. dakikada bir kelime konuşuyor. Benimle bir anekdotu paylaşıyor. İnanılmaz bir şey. Belki 600-700 sayfalık bir kitap okusam o bilgiye erişemeyeceğim. İlgilendiğim alanla ilgili öyle bir detay veriyor ki benim 100 videoda belki de elde edemeyeceğim, yani kendi başıma öğrenmeye çalışsam günlerimi alacak bir bilgiyi konsantre bir şekilde veriyor bana. O yüzden not alarak ilerlemek, hani derler ya söz uçar yazı kalır gibisinden, biraz klişe oldu ama bu bir gerçek. Not alarak ilerlerseniz gerçekten kendinize faydalı bir iş yapmış olursunuz. Hani tahammülünüz yoksa hızlandırabilirsiniz. Ama bazı adamlar güzel seri konuşur, hızlandırmaya gerek yoktur. Ve film izlerken sizi etkileyen bir yer olursa not alın. Bu not aldığınız şeyin üzerine düşünün. Düşünürseniz o bilgiyi kalıcı hale getirirsiniz ve o bilgiyi size farklı kapılar açar. Çünkü kendi sentezinizi, kendi bakış açınızı da eklemeye başlarsınız. Bu sayede o 30 dakikalık, 45 dakikalık video, film hiç fark etmez. Veyahut bir fıkra dinlediniz, veyahut bir söyleşi dinlediniz. Buradan karlı çıkmış olursunuz. Bu bir kaybedilmiş veyahut atıl bir zaman olmamış olur. Bu tamamen faydalı bir içerik olmuş olur sizin için. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen o video içerik üreticilerine yorum yaparken çok fazla acımasız olmayın. Elbette eleştirin ama yapıcı eleştiriler olsun. Çünkü video içerik üretmek o kadar basit bir şey değil. Hani bunun editi var, renderı var, osu var, busu var, yüklemesi var, açıklaması, başlık, işte kapak resmi, osu, busu, şusu çok uğraştırıcı bir iş. O yüzden ben içerik üreticilerini gayet iyi anlıyorum. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Saygı duymak lazım. Saygı çerçevesi içerisinde tabii ki eleştirinizi yapmanız lazım. Zaten bu mecraya çıkan kişi de öz eleştiriyi kabul etmek zorunda. Ama bu hakaret, saygısızlık içermemeli. Yani öyle bir eleştiri olmalı ki yapılan içeriği bir sonrakinde daha iyi hale getirebilecek yorumlar yapmamız lazım. Ve not alarak çıkarsak her iki tarafta kazançlı olur. Siz bir sonraki videosuna döndüğünüz zaman ya arkadaşım sen şöyle bir kelime kullandın. Ben bunu hayatımda kullandım ve etkilerini gördüm. Verim almaya başladım. Sana teşekkür ediyorum dediğiniz zaman o kişiyi motive etmiş olursunuz ve o kişi daha dolu içerikler üretmek için çabalar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.